Siber'in günlüğü. Siber'in günlüğünden herkese merhaba. Ben Murat Lostar. Ben Tuğba Öztürk. Merhaba. Tuğba'cığım, bu haftadan itibaren diyorum ki haberlerin seçimi konusunda dinleyicilerimize de yer verelim. Bize haber önermek isteyen ya da bizim önereceğimiz haberleri oylamak isteyenleri YouTube'daki bir önceki haftanın, yani yayınlanmış olan haftanın yorumları üzerine iletişim kuralım. Ne dersin? Süper fikir. Bu haftaki haberlerimiz KVKK etrafında dolaşıyor. KVKK'da hem bu hafta hem bir önceki hafta, bizim de atladığımız bir önceki hafta daha öncelikli haberler olduğu için bir takım veri ihlali bildirimleri var bildiğin gibi Tuğba. Onların üzerinden bir geçelim istiyoruz. Sen başlamak ister misin? Seninki ilginç gördüğüm kadarıyla, benimki daha kısa iki tane. Sevgili Murat, biliyorsun benim ailemde çok fazla eczacı var. İlk etapta sevgili anneme buradan selamlar göndermek istiyorum. Eczaneleri ilgilendiren bir gündem vardı bu hafta. Bir Şimşek Eczanesi isimli bir eczanemiz müracaatta bulunmuş KVKK kurumuna. 2019 Ekim ayında muhtemelen kendisinden ayrılan bir işte yardımcı personelinin o eczaneye gelmiş olan hastaların kimlik bilgilerini toplaması, işte cep telefonu bilgilerini toplaması, biliyorsun bunlar reçetenin arka tarafına yazılıyor. Bu bilgileri işte fotoğrafını çekerek toplaması ve daha sonra işten ayrılması sonrası şöyle bir durum fark ediliyor. Kişi bu bilgileri cep telefonunda aslında bir nevi veri tabanı gibi kullanarak bir sonraki çalışmış olduğu eczanede ya da eczanelerde artık diyeyim, bu kişilerin bilgisi ve rızası olmadan bu bilgileri transfer etmiş. Ve bu kişilere aslında kendilerinin bilgisi dışında ya da işte tedavinin dışında reçete yazılmasına sebebiyet vermiş. Şimdi bu çok büyük bir aslında fraud olayı. Yani KVKK'nın dışında evet burada tabii ki bu söz konusu hastaların TC kimlik numaraları, cep telefonu bilgileri, isim soyisim, hastalığın teşhisi, SSK alımı, bağkurlu mu, emekli mi, buna dair ciddi bilgiler söz konusu. Fakat hani bu ihlalin yanında bir de bu işin tabii fraud durumu var. Yani senin benim vergilerimizle maalesef bu Sağlık Bakanlığı biliyorsun işliyor ve sigortalarımız yatırılıyor vesaire. Hastaların tedavisi de biliyorsun hepimizin ödediği vergilerle karşılanıyor. Dolayısıyla burada aslında hastanın haberi olmadan, hastanın gıyabında bir ilaç yazdırma durumu söz konusu. Bunu Sağlık Bakanlığı peşine bırakacağını ben sanmıyorum. Hatta bu söz konusu ilaçları veren eczanelere çok sıkı denetim yapılacaktır diye düşünüyorum. Yani annemden de işte dayımdan ve ailemdeki bilim sağlıkçılardan da birebir duyduğum, gördüğüm kadarıyla bu tür durumlarda söz konusu eczacının işte meslekten men edilme durumuna kadar gidebilen ağır ceza yaptırımları var. Yani özetle işin evet KVKK boyutundan başladık, servelerin güvenliği boyutundan başladık. Buradaki bir çalışanın maalesef işte bir şekilde planlı projeli olarak veri sızdırmasından başladık. Fakat bu işin ucu kolay kapanacak gibi görünmüyor sevgili Murat. Evet, ilginç bir konu. Hani sağlık verisinin özellikle özel nitelikli kişisel veri olduğunu düşünürsek, belki buradaki suistimal o kişinin kişisel verilerinin o kişi hakkında kötüye kullanılması değil, devleti dolandırırken kullanılması yönünde. Belki o kişi direkt kendisi bir sağlık zararı görmüyor. Ama tabii ki kanunda tanımladığı hassas verilere giriyor bu. Ama öte yandan da kişisel verilerin ne kadar değerli olduğunun bir başka göstergesi bu ihlal bildirimi KVKK tarafından yapılan. Dolayısıyla hani tabii ki eczacılık sektörü başta olmak üzere bunun yeniden ortaya çıkmasını sağlayacak mekanizmalar kurulması gerektiğinde bize söylüyor. Reçetenin arkasına isim, soyad, TC kanı yazılması tabii ki her işte reçete sahibi insan gibi ben de biliyorum. Ama bunu nasıl ortadan kaldırabiliriz? Devletin burada biraz daha çerçevenin dışına düşünüp bir takım çözümler yaratıyor olması gerekecek. Bu özel senaryo, bu özel durum hariç. Benim bu haftaki haberlerimde sevgili Tuğba, iki tane kısa haberim var. Direkt KVKK'nın ihlal bildirimi sayfalarında yer aldığı için isimlerini kullanmakta da ben sakınca görmüyorum. KVKK çünkü halka açık etmiş durumda olup bitenleri. Bunlardan bir tanesi Kariyer.net, ünlü işte kariyer iş bulma ya da işçi arama sitesi. Burada yaklaşık 50 bin kişiye ait olduğu iddia edilen ama daha sonra detaylarına girildiği zaman biraz daha farklı şeyler de çıkıyor. Bir takım veriler söz konusu. Aslında 40 küsur bin kişiye ait olduğu söylenen bir takım veriler var. Bu verilerin içinde işte e-posta adresi, isim, soyad gibi bir takım veriler dışarı sızmış.
Ama burada benim dikkatimi çeken, ki bir sonraki kısa haberde onu da paylaşacağım. Bundan şirketin haberdarı olması, onların bir tedarikçisinin başka bir siteye bununla ilgili verilerin yüklenmesiyle ortaya çıkıyor ya da bunu fark etmesiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu konuda da siber güvenliğin önemli bir bacağı, istihbarat bacağının ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Belki daha önce haberdar olsa bu kadar yayılmadan ya da zarar daha küçükken başını ezmek mümkün olurdu. Geçmiş olsun diyelim Kariyer.net'e. İzninle çok hızlıca diğer habere de geçmek istiyorum. Bu haber bir iki hafta kadar daha eski ama hepsini birleştirmişken onu da atlamak istemedim. Penti ile ilgili haberler. Penti işte kadına özellikle bildiği işte çorap, iç çamaşır vesaire üreten bir şirket bildiğin gibi. Türk kökenli gurur hikayelerinden, güzel hikayelerden bir tanesi. Çok sayıda dünyanın farklı ülkesine yayılmış durumdalar. Ciddi satışları var. Ne güzel, umarım daha da başarılı olurlar. Onların da sonuçta hem kendi farklı şirketlerine, Türk şirketi vesaire gibi diğer yabancı şirketlerinde 800'e yakın çalışanı ve 45 bine aşkın büyük, yani daha ikinci seviye çalışanlarının verilerinin aslında ele geçtiği ortaya çıkıyor. Bunu fark ediyorlar. Ama yine burada benim için dikkat çekici konulardan bir tanesi paylaşmak istediğim, bunu fark etmeleri yine istihbarat için olmuyor, yine Güvenlik Operasyon Merkezi SOC üzerinden olmuyor da bir fidye saldırısının neticesinde bunun ortaya çıktığı şey yapıyor ve işte onun araştırmasıyla bu bilgiler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla fidyenin arkasında daha önce de konuşmuştuk. Fidye sadece verileri kriptolayıp para istemek değil, aynı zamanda çalma tarafı da işte her geçen gün artıyor. Evet sevgili Murat, ben fidye saldırıları biliyorsun son dönemde gündemimizi bayağı bir meşgul ediyor. Bununla alakalı da çok fazla soru geliyor açıkçası. Ben o sorulardan bir iki tanesini yanıtlamak istiyorum buradan müsaadenle. Önceden arkadaşlar, 8-10 yıldır hayatımızda olan bir şey. Önceden saldırganların sadece kriptografiyi kullanarak sistemlere erişimimizi engellediği durumlarla karşılaşırdık ve yedekten döner hayatımıza devam ederdik. Şimdi böyle değil, şimdi saldırganlara kullandı. İçeriye girip belli bir müddet bekliyorlar. Özellikle backup ortamı eğer online'sa, işte yedeğini tuttuğunuz ortama erişiminiz varsa, sizin erişiminizi de takip ederek önce backup'lara erişiyor, backup'ı şifreliyor ya da siliyor. Çoğu zaman kendine bir kopya da alıyor. Dolayısıyla durum artık sadece kriptografiyi kullanarak bizim sistemlere erişimimizi engellemek değil, aynı zamanda bizlerin artık geri döndürülemez şekilde etkilenmesini sağlamak ve bunun yanında tehdit mesajlarında, verdikleri tehdit mesajlarında şu kadar gün içerisinde bu parayı yatırmazsan bir daha açmayacağım sistemini ya da şifreyi vermeyeceğim de demiyor. Doğrudan bu verileri satacağım, yayınlayacağım diyor. Yani bazı gruplar var, buna işte kızarak, ederek falan hani doğrudan yayınlıyorlar. Dolayısıyla hani burada hiç kimseye tabii ki fidyeyi verin, ödeyin gibi bir tavsiye söz konusu da olamaz. Bu fidyeyi ödeseniz de hiçbir şey elde edemeyebilirsiniz, ayrı konu. Ve bir saldırgana boyun eğmiş olursunuz, ayrı konu. Bunlar ayrıca tartışılacak işin hacker etiğiyle alakalı olan konular. Fakat boyut artık bu. Yani dolayısıyla mutlaka şirketlere bir compromise assessment dediğimiz, hani şimdiye kadar benim başıma bir şey geldi mi ya da şu anda içeride birisi yaşıyor mu şeklinde bir analiz yaptırmalarını ve tehdit istihbarat araçlarını mutlaka kullanmalarını tekrardan tavsiye ediyor olalım. Çok teşekkürler. Tekrar edip kapatalım istersen programı. Üzerine konuşmamızı, yorumlamamızı, detayını inceleyip size aktarmamızı istediğiniz haberler varsa önümüzdeki haftalarda son yayınladığımız haberin altına özellikle YouTube'da yorum olarak ekleyebilirsiniz diyelim ve herkese keyifli, güvenli haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.